Evet. Arge, çalışma, araştırma, geliştirme. Şimdi soralım, modern toplumda sporsuz, sanatsız, bilimsiz, müziksiz insanlar ne olur? Duygusuz insanlardı zaten. Bu duygusuz insanlardan modern toplumda şu şeyde otobüs kuyruğunda kuyruk olmaz bunlardan yani. Hiç orada iki dakika dursa kimseyle konuşuyorum. Bir de çevresiz. Çünkü cemaat dışından birileriyle de bir çevre edinmiyorlar. Evet, iletişim kuramazlar. Şimdi bak Yavuz çok önemli şimdi bu. Nasıl? Şimdi modern toplum diyor ki bu çocukları eğitmek istiyor değil mi? Kişi özel diyoruz ya. Annen çocuklar kitap okusun falan. Evet sinema bunlar çok önemli modern toplumda. Şimdi sen kendini, şimdi sana bir şey söyleyeyim. Yani kendini nasıl yetiştireceksin? Roman, kişi, psikoloji, sinema, dizi bunlara bakarsın. Orada da kişiler ve kahramanlar vardır. Kızlar, erkekler falan vardır. Bunlar kahramandır. Diyelim Dostoyevski'nin bir romanı. Orada bir Alyosha vardır. Ona bakarsın. Kendi kendine yani mukayese edersin. Çatışırsın. Kendini o kahramanın yerine koyarsın. Bunlar gerçek kahramanlardır. Modern toplumun en büyük eğitimi de olur. Mesela çevrendeki insanlar da gerçek kahramanlardır. Deden, amcan, arkadaşın falan. Bunlara da bakarsın etkileşirsin. Yani sadece sinemadaki kahramanlar değil. Çevrendeki insanlar da bir kahramandır. Ama şimdi cemaat toplumdan kesmiş almış. Anne yok, baba yok, uzakta. Şimdi asker, şimdi bak şimdi aileden uzak yaşayan sadece cemaat değil. Şimdi hemşireler, askerler, polisler bunlar da üniforma giyer ve aileden uzak yaşar. Ama hiçbir aile ilişkisini kesmez. Hepsi ailesiyle çok sık ilişki içindedir. Onların da gurbet, özlem, sıla duygular vardır. Türküsünü söyler ama yapışırlar. Dünyanın bütün ülkelerinde milli bayramlar vardır. Anneyi babayı gör diye. Çinlerde var, Amerikalılar var şükran günü diyor. Çinlerde bugün at yılı toplanmış gidiyorlar. Trenler almıyor. Bizde de bayramlar var. Annemizi görüyorum, babamızı görüyorum. Yani aile esastır. Şimdi çevre esastır, bir arkadaş grubu ne olacak? Şimdi burada cemaat dışında bir arkadaş grubu da yok. Tam standart depoya koyulmuş insanlar gibi.